Agalarım, herkese selamlar. 2 ve 3 Ağustos 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdeal yüksek oranlardan tam 11 adet mücadelem var aga. Hem olimpiyat basketbol hem de futbol olarak ilerleyeceğiz. Bir adet de forma çekilişimiz olacak. Bununla bilgisini vereyim. Dilerseniz direkt başlayayım aga. Agalarım, yeni sezon formaları çıkmışken bir adet de bir sezon öncesinden bir kişiye forma hediyesi hediye etmek istiyoruz. Galatasaray Beşiktaş maç skoru ne olur? Yazmanız ve hangi formayı istiyorsunuz? Bakın, Trabzonspor'da yarışmaya girebilir, Fenerbahçe'de. Maç skorunu bilip yorumlara yazmanız ve hangi formayı istediğiniz yazmanız yeterli olacaktır. Bilenler arasından, skor bilenler arasından bir kişiye çekilişle birlikte zaten ben atarım forma hediye etmek istiyoruz. Ve aynı zamanda iki kişiyi de WhatsApp gruplarımızdan misafir edelim. Galatasaray Beşiktaş maç skorunu yazan yorumlara yazabilirsiniz. Devam ettim. Aga, her türlü soru görüş öneri 0534-446-5989 solda da numara var. Açıklamada da WhatsApp iletişim hattı zaten var. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp iletişim hattından Ağustos gruplarına gelmek isteyenler vesaire de her türlü buradan iletişimi sağlayabilir. Devam ettim. Bahsetmiştim, tekrar bahsedeyim. Ağustos'tan itibaren şu anda geçtik zaten WhatsApp gruplarına geçtik. Normalde VIP gruplarımız Telegram'daydı. Fakat WhatsApp'a geçtiğinizde tekrardan söyleyelim. Devam ettik ve mislilerde çok güzel ilerliyoruz. Aga, yüksek misli seviyesi neler var? Yüksek misli seviyesinde bugün mesela 2500 TL'lik tek bir bahis verdik. Daha önceden 5000-2500 şekilde yüksek seviyede, yani inandığım tercih ve kendim çok güvendiğim tercihleri, yüksek oynadığım tercihleri yüksek misli seviyesine veriyorum. Ve yüksek misli seviyesine gelen zaten canlı ve kupon seviyesine de geliyor. Ve kupon zaten ideal kuponlarımız da devam ediyor. Hem günün ideal kombinesi oluyor. Hem de olursa, bülten güzelse alternatif kombin ve bir adet de Avrupa kombinemiz, 3 tane kombinemiz oluyor genellikle. Canlı olarak zaten aynı şekilde izlediğimiz karşılaşmalara canlı yaparaktan da ilerliyoruz. Bu akşam da Trabzon, Başakşehir, Molde vesaire gibi takımları izleyerekten de canlı yapmaya çalışacağız. WhatsApp canlı grubumuzda. Herkes açık Telegram grubumuz, açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Burayı da tıklayaraktan da gelebilirsiniz. Agalarım, sizlerden ricamız videoyu atacağınız beğenilerdir. Artı 500'ün üzerinde beğeni gelirse çok teşekkür ederim diyerekten de emeğe saygı açısından en azından bir emeğine sağlık yorumu bile bizler için yeterli olacaktır. Başlayalım. Agalarım, yine basketbolla başlamak istiyorum izniniz olursa. Basketbolda Avustralya ile Yunanistan karşılaşması. Avustralya son mücadelesinde çok iyi bir maç oynadı Kanada ile birlikte. İlk yarı 86.5 üst olaraktan da misli olarak değerlendirdiğimiz bir karşılaşmaydı. Geldi tertemiz. Aga, Avustralya Yunanistan'a göre daha iyi oyun. En azından takım olaraktan daha iyi oyun oynadığını düşünüyorum ben. Zaten favori de çıkmışlar. Yunanistan'ın son hakkı burada, çıkma şansları var mı yok mu vesaire derken ben burada ev sahibine yöneldim. Ev sahibi Avustralya'dan 85 sayı bekliyorum. Son mücadelede 83 sayıda kaldı ama Kanada'nın savunması iyi. Yunanlılara ben burada 85 sayı atmasını bekleyeceğim. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Diğer mücadelem Kanada ile İspanya mücadelesi. Kanada'nın kadrosu muazzam. Gerçekten onlar da, yani kadro olarak standartları çok yüksekte. ABD'yi kafa tutabilecek tek takım sanırım Kanada gibi gözüküyor. Genel takım olgusuyla birlikte. Burada da Kanada sayısına gittim. Kanada'nın kendi evinde 88 sayı atmasını, yani 87.5 üst olaraktan da değerlendirdim. Şöyle şuradan size de göstereyim. Ev sahibi 87.5 üst oranı, 1.47 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Geçtim futbola. Futbolda da 3 tane mücadelemiz var. Artus mücadelesi vardı. Artus geçen hafta Kopenhag karşısında oynadı. Ben orada ne verdim? 1.50 gibi orandan Artus'un atacağı tek golü değerlendirmiştim. Aga, ne oldu? Artus dakika 10'da mı ne gol attı? Tertemiz. Hatta maç genelinde 2 gol attı. 3-2 mağlup olmasına rağmen. Deplasman ekibi biraz zayıf kalıyor. Ben burada Artus'un oyuna güvenerekten de ev sahibinden 2 gol bekliyorum. Çünkü iyi bir başlangıç yaptı ve pozisyonu gayet de iyi giriyor. Oranı da yükselmiş bu arada. 1.50'lerde oranı vardı. 1.61'e kadar yükselmiş. Ev sahibi Artus'tan ben 2 gol bekliyorum. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Köln, Hamburg. Bundesliga 2'de başlıyor. Aga, açılışı yapacağız. Güzel bir maç olacak da ilk maçlar Köln mesela birçok oyuncu gitti, birçok oyuncu da geldi. Nasıl bir takım olduğunu ilk defa göreceğiz. Yüksek maçlarda, yani şöyle söyleyeyim, ana kuponuma Bundesliga'yı almam. Genellikle canlı ilerlerim ben. Burada da bu mücadele karşılıklı gol olması muhtemeldir tabii ki. Tempolu zaten geçiyor Bundesliga gibi, bildiğiniz üzere. Her iki takımda belli bir kalitesi var zaten. Karşılıklı gelecek goller değerlendirilebilir. Gilois mücadelesine de. Gilois'in ben burada bir şarta karşı ağır gelmesini bekliyorum zaten. Gilois kadro kalitesi olarak da zaten bir şarttan oldukça daha yüksek seviyede olduğunu biliyor. Muhtemelen oran zaten 1.13. Burada doğrudan 2.5 üst aldım.
İdealden oradan 2.5 üst alırsanız ortaya 1.51. Yani bir şartta ben Giroist'ten 2 gol bekliyorum zaten. Bir şartta atarsa işin cabası olur. Yüksek orandan da 2.5 üstüne birinde gelme ihtimali yüksek aga. Onun da oranı 1.67 bandında bir oranı var. Biraz daha yüksek orandan alabiliriz. Ayın 3'üne geçtim. Burada Galatasaray maç skorumuz vesaire var. Bahsedeceğim. 6 tane mücadelemiz var. Basketbolla başlayalım. Yine aynı şekilde sizlerden beğeni ve yorum desteklerini bekliyorum. Porto Rico ile ABD mücadelesi, basketbol karşılaşması. Geçen ABD maçına ne vermiştim ben? İlk yarı ABD 55 sayı atar vermiştim. Ne oldu? Tam ABD 55 sayı attı aga. Yani çok güzel temiz içeri almasını bildik. Şimdi yine ne açmışlar aga? İlk yarı vereceğim çünkü ikinci yarı biraz skoru da salıyorlar. İlk yarı deplasman yine 54.5 üst var aga. Yine aynı şekilde Porto Rico'ya karşı ilk yarıdan ABD'den tam 55 sayı bekleyelim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. ABD tarafı olağanüstü bir oyunla birlikte oynuyor. Sırbistan'la Güney Sudan mücadelesi. Güney Sudan'da son maçta ABD ile oynadı. Yani çok güzel üçlük atıyor. Eğer üçlüklerde bir seri yakalarsa mücadele bence çok rahat üste gidebilir. Ama ben genel üste almadım çünkü 3. veya 4. periyotta bazı takımlar salıyor. Ben burada ilk yarı üst olarak değerlendiririm. İlk yarı 87.5 üst var aga. Nerede? Şurada. İlk yarı 87.5 üstü idealden. Yani ilk yarıdan gelecek her iki takımın toplam sayısı 88 olması lazım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Futbola geçiyorum. Futbolda da 4 adet mücadelemiz var. Hertha Berlin ile Paderborn karşılaşması. Bundesliga yeni başlıyor zaten söylemiştim. Hertha Berlin burada bir tık öne çıkıyor. Fakat biz bu takımları geçen sezonki performanslarına göre değerlendireceğiz biraz daha. Yine birçok transfer ve gelen gidenler var. Fakat oyun anlayışları, temposu vesaire aynı olacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gelecek goller yine aynı şekilde idealden alınır. Gollere gittim. Bundesliga 2'de değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ohleuwen'le Genk mücadelesi. Genk'in de son mücadelesini izledim. 0-0 beraberlikle bitti aga. Geçen hafta Belçika'yı takip eden varsa toplamda zaten çoğu maç neredeyse sanırım bir tane mücadele üst oldu. Diğer hepsi 2.5 altında 0-0, 1-0 vesaire bitti. Çok garip başladı Belçika. Normalde çok golle geçen liglerden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Genk'in burada biraz daha oyuna girmesini ve risk almasını evde gol atabilir. Aga. Ortaya bir 2.5 üst alarak da değerlendirdim. 1.44 bandında bir oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleye. Galatasaray ile Beşiktaş. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bir kişiye de forma hediyesi hediye edeceğiz. Zaten söylemiştim. İki kişiyi de WhatsApp gruplarımıza misafir edeceğiz. Şimdi her iki takımın hazırlık maçlarını izlediğimiz zaman da ben burada Galatasaray'ın hazırlık maçlarında biraz daha iyi olduğunu, biraz daha iyi geçirdiğini düşünüyorum açıkçası. Her iki takımın hazırlık maçlarını bu arada izledim. Beşiktaş tarafında hücum hattına Rafa Silva, Immobile gibi isimler de geldi. Fakat dediğim gibi Galatasaray tarafı biraz daha oturmuş. Ben mücadeleyi, yani kupayı Galatasaray'ın almasını bekliyorum açıkçası. Maçı da kazanırsa 2-1. Benim bir skor beklentim var. İdealden benim seçenek geldi aga. Ev sahibi yarı kazanır seçeneği. Aga 1.38-1.40 bandında. İdealden ben burada Galatasaray'ın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Benim skor beklentim de 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti olduğundan dolayı yüksek orandan da Galatasaray'ın burada 2.5 üstünde bir, yani 2.72'de bir oranı var bunun. Dediğim gibi 2-1 skora göre Galatasaray'ın ben burada kazanmasını bekleyeceğim. İdeal tercih olarak da Galatasaray'ın bir yarıyı kazanması benim için ideal olacaktır. Sporting Lisbon'la Porto mücadelesi. Bu maçı da güzel değerlendirdim. Aynı şekilde beklentim aynı. Skor beklentim burada 2-0. Porto atabilirse 2-1 şeklinde Lisbon'un kazanması olacaktır. Yine riski azaltmak isteyenler ev sahibi bir yarıyı kazanır seçeneğinin 1.48 bandında bir oranı var. Ev sahibi burada bir yarıyı kazanabilir ama dediğim gibi Sporting Lisbon'un ben burada doğrudan mücadeleyi de kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 1'i de zaten tam 2 oranı var. Yüksek oranlarından değerlendirme yapabilirsiniz. İdeal ve yüksek orandan tercihlerim bu yöndeydi. Değerlendirmek isteyen herkese bol şanslar. WhatsApp gruplarımızda kuponlarımızı oluşturacağız. Şu an oluşturmadık. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri gelirse çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.